Evet eyalet ön seçimleri Iowa'dan başlıyor. Son anketlere bakacak olursak eski başkan Donald Trump rakipleri karşısında açık ara önde. Eyaletteki yoğun kar yağışı ki başkan Washington'u da esir almış durumda. Soğuk hava başkan adaylığı için yarışanların kampanyalarını olumsuz yönde etkiliyor. Bununla birlikte yine rakipleri kadar Iowa'da kampanya yürütmese de eski başkan Donald Trump son anketlerde dediğim gibi rakip rakiplerine fark atıyor. Serhan Akif Akyıldız'a dönelim. Serhan artık seçim dönemi başladı diyebiliriz. Ayava seçimi önemli. Neden önemli? Ve Cumhuriyetçilerin buradaki tercihi anketlere baktığımızda Trump gibi görünüyor ama Hayley herhalde ikinci sıraya yerleşecek gibi duruyor anketlerde. Anketlere bakılırsak senin dediğin gibi Serdar Trump açık ara önde son anket Trump Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 48 oranında desteğini kazanmış görünüyor. En yakın rakibi Nikki Haley. Nikki Haley yüzde 20 yani en yakın rakibiyle arasında 28 puanlık bir fark var. Üçüncü sırada da Florida valisi Ron DeSantis görünüyor yüzde 16 ile. Ankette dikkat çeken sonuç Trump'ın rakipleriyle açık ara fark çok anormal bir durum değil ama bununla birlikte Ron DeSantis'in üçüncü sıraya düşmesi Iowa'da ki Ayvoda aslında çok iyi bir kampanya yürüttü. Ayva'nın bütün bölgelerinde 99 bölgesine gitti Ronda Santis milyonlarca dolar harcadık seçim kampanyası ama anketlerde şu anda görünen istediği yerde değil. Bununla birlikte sen de biraz bahsettin. Soğuk hava kar yağışı Ayvoda oldukça etkili. İşte bunun Cumhuriyetçi seçmenin sandığa gitmesini engel olabileceği de belirtiliyor. Ronda Santis'ten iki biraz da hava şartlarına umudu bağlamış gibi diyebiliriz. Ama bununla birlikte Donald Trump da dün destekçilerine seslendi Iowa'da ve dedi ki hasta olsanız bile gidin oyunuzu kullanın. Oyunuzu kullandıktan sonra ölseniz bile buna değer ifadelerini kullandı ki destekçileri de bu açıklamasına biraz güldüler. Bununla birlikte yerel saatle akşam 7'de başlayacak oy kullanma süreci kiliselerde, okullarda oylarını kullanacak cumhuriyetçi seçmen. Ee, ama katılımın nasıl olacağı merak konusu ve akşam 7'de oy kullanmaya başlayacaklar. Birkaç saat içinde de hemen sonuçların netleşmesi bekleniyor. Cumhuriyetçi seçmenler ilk ön seçimlerini Iowa'da yapıyorlar. Bu Trump için diğer isimler için de oldukça önemli. Trump şu ana kadar anketlerde hep açık ara önde işte bu Gerçeği yansıyacak mı gerçekten de açık ara önde mi? Diğer adaylar için aday adayları içinse Ronda Santis ve Nikki Haley Trump'a rakip olmak için yarışıyorlar bir nevi. Çünkü eğer düşük oy alırlarsa ikisinden bir isim önümüzdeki ön seçimlerde oldukça zorlanacaklar. Hatta adaylıktan bile çekip çekilmeyecekleri tartışmalı hale gelebilir. Hemen kısaca not Hutchinson eski Arkansas valisi ve Vivek Ramsvami de adaylar arasında ama onların oldukça düşük oy alması bekleniyor bugünkü seçimlerde Serdar.